Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Almanya'ya gelebilmeniz için kendi izlediğim yolları size anlatmaya devam ediyorum. Bu geçirdiğimiz 19F süreçleri, konsolosluğa gitme güç süreçleri, şimdi de beraber İHK FOSA sürecini anlatacağım. İHK FOSA'ya başvurmanız için gerekli olan evrakların en başında İHK FOSA'nın sitesinden de bulabileceğiniz üzere İHK FOSA'nın başvuru formu. Evet, bunu öncelikle çıkarmamız gerekiyor. PDF olarak içleri dolu bir şekilde çıkartabiliriz. İsterseniz el yazısıyla da yazabilirsiniz ama bence bilgisayardan çıkarmanız çok daha güzel ve oturaklı olabilir diye düşünüyorum. Bu başvuru formunu çıkardıktan sonra gerekli olan bütün evrakları fotokopi olaraktan göndermenizi söyleyeyim. Çünkü geri bunlar gelmeyecek arkadaşlar. Yani orijinallerini göndermiyoruz. Bize ihtiyacımız olan şu an bir diploma var. Yani elimizde başvurmuş olduğumuz mesleğimizi icra ettiğimizi gösterecek bir belge. Diploma. Bu diplomanın bir fotokopisini alıyoruz ve evrak listemizin içine hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Tabii bunu kalfalık ustalıkla başvuranlar da var. Liseden de başvuranlar var. 2 yıllık ön lisanslı diplomalarıyla başvuranlar da var. O tamamen sizin kendi görüşünüz. Hangisiyle başvurmak istiyorsanız. Okumuş olduğumuz okulların veyahut da şöyle söyleyeyim, almış olduğumuz derslerin bir transkripti oluyor biliyorsunuz. Bu derslerin hepsinin bir alınma sayıları, süreleri, hepsinin yazılı olduğu bir transkript oluyor. Bu transkriptinde hemen bir fotokopisini çekeceğiz. Fotokopisini evrak listemizin içine eklememiz gerekiyor. Transkript önemli arkadaşlar. Onu da onun içine katmazsak olmuyor. Bundan sonrasında biliyorsunuz ki daha öncesinde çalışmış olduğumuz yerleri içinde barındıran bir özgeçmişimiz var. Yani CV'miz. CV'mizi çok güzel bir şekilde hazırladıktan sonra bunun bir fotokopisini, CV'niz fotoğraflı olursa bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Önerim bu size. CV'mizin bir fotokopisini daha alıyoruz. Ki CV'miz Almanca olacak. Bunu gerekli bir yerden çevirisinde yapabilirsiniz. Yemin tercümandan da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi görüşünüz. Nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Transkriptin altına gönderirken de imza atın lütfen. Bu önemli. Altını çiziyorum bunun. Yurt dışına çıkacağız. Ne lazım? Pasaport. Pasaportumuzun da bir fotokopisi gerekli oluyor. Yine aynı zamanda. Güzel renkli bir fotokopi çektirmenizi öneririm. Görsünler. İyice okunaklı olsun. Güzel olsun. Bunu da yaptıktan sonra önemli detaylardan bir diğeri ise SGK dökümü oluyor arkadaşlar. SGK dökümü önemli çünkü çalıştığımız yerleri görmek istiyorlar. SGK dökümünü çıkartırken yan tarafında bir kod, barkod diyebileceğim bir yerler var biliyorsunuz. Oralarda almış olduğumuz mesleğin, yapmış olduğumuz mesleğin bulunduğu alan kodu yazıyor ve buna gerçekten dikkat ediyorlar. Çünkü sen o kodla beraber orada görünüyorsun hangi mesleği yaptığını ve ne kadar sürede o mesleğin içerisinde olduğunu bildirten bir yer orası. Önemli oluyor arkadaşlar bunlar. Ve bu iş yeri ünvan dökümanı diye bir bölüm daha var. Burada da çalıştığımız iş yerlerinin isimleri yazıyor. Ve gerçekten o mesleği o iş yerinde yapıp yapmadığını oradan direkt kontrol etmeyi sağlıyorlar. Bu da önemli, bunu istiyorlar. Bunun haricinde söylemem gereken neler var? Eski çalıştığınız yerlerden veyahut da hala çalıştığınız bir yer ise, var ise buralardan çalışma belgesi almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da neden? Hani şu an çalışıyorum ya da burada çalışmıştım, aram iyi, kötü ayrılmadım, şu süreler zarfında bu pozisyonda burada çalıştım gibi etkenleri belli etmenizi sağlıyor. Bunu da istiyorlar. Yani koyarsanız sizin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Benden tavsiye. Bir referans yazısı,
Yani bu tamamen sizin opsiyonel görüşünüze bırakıyoruz. Referans yazısını bir çalıştığınız yerdeki işverinizden veyahut da bir üstünüzdeki pozisyon gereği üstünüzdeki bir insandan referans yazısını alabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok basit. Ondan rica edin ve sizin için bir referans yazısı yazsın, altına imzasını atsın. Bu kadar. Bu saydığım evrakların hepsini zaten biliyorsunuz ki fotokopisini çıkartıyoruz. Eğer Almanya'ya geldiysek ve denkliğe Almanya'dan başvuruyorsak, biliyorsunuz ki Almanya'da çalışıyorsanız bir iş sözleşmeniz oluyor. Ve evet arkadaşlar, bu İHK Fosya'ya gönderirken iş sözleşmesinin fotokopisini de koyuyorsunuz. Çünkü Almanya size diyor ki burada ne yapıyorsun? Yani geldin okey ama ne yapacaksın? Siz de orada belli ediyorsunuz. Ben çalışıyorum, bakın iş sözleşmem burada. Bunu da Türkiye'den başvuruyorsanız ve iş sözleşmeniz elinizde yoksa ama denklik almak istiyorsanız bu zaman ne yapıyorsunuz? Maillerle, yani burada Almanya'da bulduğunuz işlere atacak olduğunuz iş atacak olduğunuz iş istemek için yazdığınız ve karşı tarafında size gerekli evraklar ya da işte CV'nizi isteyebilir, kendiniz hakkınızda bilgiler isteyebilir. Bu konuşmaları ekran görüntüsü alaraktan ekleyip gönderebilirsiniz. Aynı şekilde fotoğrafını PDF'den çıkartaraktan. Onun haricinde ise sizin buraya gelmenizdeki sebebi, yani iş bulacağınız zamanki sebepleri belli eden herhangi bir şeyi çıkartıp koyun arkadaşlar içine. Bunun haricinde şunu söyleyebilirim. Eğer dil bilmiyorsanız ve işverenizi bulduysanız ve işverenizi bulduktan sonra İHK'ya başvuracaksanız bir dil gerektirmez belgesini işverenizden isteyebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde fotokopisini çıkartıp bu evrak listesinin içine katabilirsiniz. Yani bu yine küçük de olsa belki etkiler, daha iyi olabilir sizin için. Bu sadece benden size bir öneri. Okuduğumuz okullarda almış olduğumuz bir staj var oluyor biliyorsunuz meslek liseler için daha çok meslek okulları için dediğim daha çok bu stajlardan aldığımız evraklarımız yanımızdaysa bunların fotokopisi yanımızda değil ve imkanımız var ise bunu yine aynı şekilde okullardan da alabiliyorsak rica edip alabilirsiniz. Bunların hepsini yaptıktan sonra evrak listemiz hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Evrak listemizi alıp bir postaneye gidip bunları biliyorsunuz bir A4 kağıdına çıkardık ve A4 kağıdı içinde bir evrak posta koymamız gereken bir paket gerekiyor. Bir zarf gerekiyor. Bu zarfı da ayarladıktan sonra arkadaşlar üzerine İHK Fosa'nın resmi sitesindeki göndermeniz gereken posta adresi var. Bu adrese bu hazırlamış olduğumuz evrakları gönderiyoruz posta yoluyla. Sonrasında tek yapmamız gereken beklemek oluyor arkadaşlar. Bekledik. Zaman geçti. Belki stres yaptık. Bu konuda hiçbir şey diyemeyiz. Çünkü bazılarına çok kısa sürede çıkıyor. Bazılarına çok uzun süreçler alabiliyor. Yani bunun nasıl yaptıklarını pek bir bildiğimiz yok. İHK sizin için bir orada evraklarınızla ilgilenmesi için bir danışman bulunduruyor. Ve o kişi sizin evraklarınızı incelemeye başlıyor. Tabii ki siz de takdir edersiniz ki çok başvuru var ve bu yüzden yoğunluk var. Bu yüzden de dediğimiz gibi bazılarının yavaş, bazılarınınki hızlı ilerliyor. Bu neden oluyor gerçekten onu bilmiyorum. Benimki 2 ay içerisinde geldi arkadaşlar. Yani size şöyle göstereyim. 2 ay içerisinde ödeme zarfım geldi. Ödeme postam geldi. Bunu görüyorum. Bazı gruplarda 4 ayda yazan var. 6-7 aydır bekleyenler var. Biliyorum bazılarınızın Türkiye'den gelebilmesi için bu denkliğe ihtiyacı var. Çünkü vize türü buna göre çıkartılıyor. Ama bunun bir açıklamasını şu an bilmiyorum. Yani benim bile yanımda benle beraber başvuran arkadaşımın daha gelmedi ama benim geldi. Yani bu neye göre çıkartılıyor, nasıl bir süre zarfı işleniyor bilmiyorum maalesef. Ödeme zarfından sonra zaten yapmanız gereken tek şey şöyle bir zarf geliyor size. Ödeme zarfından sonra arkadaşlar
Bütün işlemler direkt başlayacak yazıyor zaten. Bu size sadece ilk başta bir ödeme zarfı olarak gönderiliyor. İçinde IBAN numaraları var ve size ait gönderilen bir kod var. Bu kodla beraber direkt parayı gönderiyorsunuz ve bütün her şey başlatılıyor sizin için. Bu kadarını söyleyebilirim. Geldikten sonra tabii ki denkliğimin gelişini de videolayacağız. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın bu arada. Beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. Ayrıca yorumlara istediğiniz yorumları yazabilirsiniz. Bildiklerimin dahilinde olanlara cevap vereceğim. Bilmiyorsam da öğrenmeye çalışırım sizin için. Başka merak ettiğiniz videolar istediğiniz var ise onları da yazın. Onları da öğrenebildiğim kadarıyla sizin için çekerim. Şu anlık böyle arkadaşlar. Yani Almanya'da biliyorsunuz ki denklik önemli. Çünkü Almanya sizin nitelikli bir meslek grubunda bilmesi gerekiyor ve onun daha güzel alternatiflerini açsın, yani yol açması için iyi bir şey. Bu aralar herkes denklik yapmak istiyor çünkü gelmek istiyorlar. Umarım herkesinki olur. Umarım bu videoda sizin için birazcık daha yardımcı olur. Şu an başka bir diyeceğim yok. Hepinize görüşürüz diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey istediğiniz gibi olur.